Herkese merhabalar arkadaşlar. eFootball 2023 Mobile'de yeni bir bölümde karşınızdayım. Evet arkadaşlar, şu kadroya Lionel Messi paketini almaya karar verdim arkadaşlar. Öncelikle Neymar'ı almıştık biliyorsunuz. Daha sonrasında Neymar'ı denedik. Çok kez maça çıktık biliyorsunuz. Ofansif orta saha bölgesinde maalesef zayıf bir oyuncu olduğunu gördüm. Oraya Lionel Messi gibi bir kartın gelmesi gerektiğini düşündüm. Lionel Messi paketini alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Arjantin'de Hollanda'yı eleyerek penaltılarda yarı finale çıktı. Tam da onun üstüne denk geldi diyebiliriz arkadaşlar. Ama bir konu var ki o konuya değinmeden geçmeyeceğim arkadaşlar. Paket alımına geçmeden önce hafta sonu etkinliği ile alakalı çok önemli bir bilgi vereceğim. Çünkü muhteşem bir seri yakaladık. Çok iyi gidiyoruz. Hemen ondan bahsedeceğim. Çünkü düşünün ki arkadaşlar 50 milyon MyClub parası dağıtılacakken, yani 50 milyon eFootball parası dağıtılacakken şu anda 90 milyona çıktı. Yani 40 milyon daha fazla Türkiye'ye coins dağıtılacak arkadaşlar. Ama bunu çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Hemen rüya takıma giriyoruz. Hafta sonu etkinliği geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlikler bölümüne giriyorsunuz. Yani burada Allah'a şükürler olsun, mobilde hiçbir sıkıntı yok. Ben konsola ağırlık veriyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Mobilciler muhteşem gidiyor. O yüzden ben mobile girmiyorum. Konsola daha çok ağırlık veriyorum. Bilenler bilir zaten. Geçen hafta da 15'te 10 galibiyet yapmıştık. 30 puan eklemiştik. Bu hafta da yine konsoldan devam edeceğim. 15 maçı tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Zamanım oldukça. Burada bu etkinliği yaparak arkadaşlar katkı sağlayabilirsiniz. En son yaptığınız, yani buraya girdiğiniz zaman etkinliği bitiriyorsunuz. Sonra tekrar çıkıp tekrar girebiliyorsunuz arkadaşlar. 2 maç sonra etkinlik bitiyor ama tekrar geri çıkıp tekrar girebiliyorsunuz. En son oynadığınız 15 maç geçerli olacak. 15'te 12, 15'te 11 veya 15'te 13 falan yaparsanız daha fazla maç yapmanıza gerek kalmaz arkadaşlar. Sıralamadan da takip edin. Bu etkinliği yani mobilciler yapıyor ama özellikle PC, Xbox ve PlayStation'dan oynayan arkadaşlarımız, özellikle PlayStation'dan oynayanlar mutlaka önem versin. Ucunda 40 milyon coins var. Şu anda sıralamamız çok iyi arkadaşlar. Hemen sizlere göstereceğim güncel sıralamamızı. Hemen şöyle yapalım. Şu ekranımızı bir açalım. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar hafta sonu Weekend Showdown etkinliğinde şu anda 3. sıradayız. Genel sıralamada da 3. sıraya çıktığımız için 4. sıraya yükselmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5. sıradaydık. 4. sıraya çıktık. Ve bu bize ne kazandırdı? Hemen bahsedeyim. Şöyle şuraya geldiğimiz zaman bakın arkadaşlar, normalde genel sıralamada 30 milyon alacaktık. Buradan da 20 milyon alacaktık. Toplamda 50 milyon coins dağıtılacaktı Türkiye'ye. Ama şu anda 4. sıraya çıktığımız için genel sıralamadan 50 milyon, hafta sonu etkinliğinden 40 milyon gelmiş olacak ve toplamda 90 milyon coins dağıtılacak arkadaşlar. Ama Mısır'la aramızda fark yok, kafa kafaya gidiyoruz diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Mutlaka arayı biraz açmamız lazım. Bakın bizim 1386 puanımız var. 13.816 puanımız var. Mısır'ın da 13.642 puanı var. Bu farkı daha yeni açtık arkadaşlar. Yani şu videoya girmeden bir saat önce falan açtık bu farkı. Daha da açmamız gerekiyor. Ayın 15'ine kadar, bakın burada yazıyor arkadaşlar, 15'ine kadar etkinlik devam edecek. Yaklaşık önümüzde 5 gün kaldı arkadaşlar. Ama hafta sonu etkinliği pazartesi günü sona eriyor. O yüzden pazartesi gününe kadar bu sıralamayı kaptırmamamız lazım. Pazartesiden sonra artık bu iş bitiyor arkadaşlar. Pazartesiye kadar dayanıp şurada Mısır'ın bizi geçmemesini sağlamamız lazım dedikten sonra şöyle kazanacağımız MyClub paralarına yine bakalım. 50 milyon genel sıralamadan, 40 milyon da hafta sonu etkinliğinden, toplamda 90 milyon coins dağıtılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun benden söylemesi dedikten sonra hemen şöyle ekranımızı değiştirelim. Hemen şeyimize gelelim. Haydi bakalım paket alımımıza geçelim. Mutlaka arkadaşlar oraya önem verin. Mobilci arkadaşlarımız şu anda gayet iyi gidiyor. Muhteşem şekilde gidiyor gerçekten. Mobilcilerden var ya Allah'ı var. Çok iyi gidiyorlar. Şöyle paketlere geldik. Paketlere geldik arkadaşlar. Şimdi bu paketi nasıl alıyoruz? Öncelikle bundan bahsedeyim. Biliyorsunuz geçen hafta indirimli paket gelmişti arkadaşlar. İndirimli paketi Euro Serdar kardeşimiz bize sponsor olaraktan almış oldu. Euro Serdar'a da
Canlı yayından takip edenler bilirler. Kanalımıza muhteşem bir desteği var arkadaşlar. Ona da özellikle buradan teşekkür ediyorum kendisine. Canı gönülden gerçekten kanalımıza desteği sonsuz. Eyvallah, teşekkür ediyorum kendisine. Onun sayesinde paketi almış oluyoruz. Haydi bakalım. Ödeyelim 1500 e-futbol parasını. Satın al dedik. Arjantin'de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Tümünü al diyelim. Yarı finale çıktı. Hem de onun şerefine. Burada Lautaro Martinez'i ve şeyi kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. De Paul'u kullanmayı düşünüyorum. Hemen şöyle geriye gelelim. Böyle geriye geldik. Takımım dedik. Önce Lionel Messi'mizi bir maxlayalım arkadaşlar. Seviye antrenmanı dedik. Şöyle şuradan bastık. Şöyle bastık. Şöyle çıktık. İki tane de buradan bastık. 70 bin puan. Tamam. İlerle dedik. Lionel Messi için nasıl basacağız arkadaşlar? Oyuncu ilerlemesi diyelim. Öncelikle otomatik bir dağıt diyelim. Otomatik dağıt dediğimizde bitiriciliğe 4 vermiş. Bitiricilikten bir tane alacağım arkadaşlar. Pastan da şöyle 3'te bırakacağım. Alçaktan pas 82 yeterli olur. Daha sonrasında top sürmeden bir tane alacağım. Şöyle şuraya da 9 tane vereceğim. Yani hız 81, hızlanma 87 olacak. Arkadaşlar Lionel Messi'yi bu şekilde basacağım. Bir tane de şeye vereceğim. Takım oyun tarzına vereceğim. Gayet güzel. 92 hızlanma, top sürmesi var. Çok çok iyi. 92 bitiricilik. Duran top falso harika. Gördüğünüz gibi 81 hız, 87 hızlanma, 78'de dayanıklılık oldu. Bu şekilde gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde max diyorum. Bilginiz olsun. Onayla dedik. Bir tane de takım oyun tarzına basacağım. Hızlı kontratağa bastık. Lionel Messi'miz hazır arkadaşlar. Her halükarda 100 oluyor zaten. Martinez'e basacağım arkadaşlar. Lautaro Martinez. Benim sevdiğim oyunculardan bir tanesi yine. Şuradan basalım. Şöyle yapalım. Bir tane bastık. Şöyle tamam. Martinez'e de otomatik bir dağıt diyelim arkadaşlar. Oyuncu ilerlemesi. Şöyle otomatik dağıt dediğimiz zaman. Bitiriciliğe 88 vermiş. Bir tane alacağım. Top sürmeye 4 vermiş. 78'de kalmış. Hızlanmaya bayağı fazla vermiş bence. İki tane alsak. Şöyle şey. Fiziksel temas 4. Şu şekilde yapmış olsak. 84-84. Tamam. Yani hız hızlanma 84. Bitiriciliği 87'de bıraktım. Gayet güzel bence. Top sürmesi bir tık düşük ama başka bir yerden alamam. Çok fazla nereden alabiliriz? Diğer özellikleri düşer bu sefer. Yani bitiricilikten alsak bir tane. Top sürmeye versek nasıl olur? Şöyle yapsak. Bitiriciliği düşmesin. Tamam. Lautaro Martinez'i de bu şekilde maxlayalım arkadaşlar. Yani ne verdik? Bitiriciliğe 7. Top sürmeye 4. 8 hız, 8 hızlanma. 4 tane de fiziksel temasa verelim. Çünkü kafa özelliği de bize lazım arkadaşlar. 76 zıplama. 79'da kafa. Gayet güzel. Lautaro Martinez'i de bu şekilde maxlamış olduk. Şimdi De Paul'a geleceğiz. Buradan maxlanması gereken bence De Paul'da gayet güzel bir oyuncu. Benim sevdiğim oyunculardan bir tanesi zaten. Şöyle yaptık zaman bayağı yedi bu. Şöyle yapalım. Ha. Şöyle yaptık. Tamam. De Paul'u otomatik dağıt dediğimizde savunmaya çok veriyor. Yani bir saniye bir kaydetme diyelim. De Paul'un ilk önce özelliklerine bir bakalım. 1.80 boyu var. Boşluk kollayan oyuncu. Yani daha çok bu ofansif orta sahada oynayabilecek bir oyuncu olduğu için ben ofansif orta sahaya göre basacağım arkadaşlar. O yüzden savunmaya hiç vermeyeceğim. Mücadele ruhu falan var. Top kesme olsaydı belki savunmaya basardım ama top kesme olmadığı için savunmaya vermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle oyuncu otomatik bir dağıt diyelim. Şimdi savunmaya kaç tane vermiş? 6 tane savunmaya vermiş. Yani genel derecesini düşürecek ama genel derecesi bizim için önemli değil. Ofansif bir oyuncu olarak kullanacağım için o yüzden arkadaşlar şöyle hızına gelelim. Şuraya 8 tane versek 83-84. Top sürmesi kaç oldu? 87. Gayet güzel. Alçaktan pası, yüksekten pası bence çok yüksek.
Biraz buradan alıp bitiriciliğine verelim şöyle. 5 tane. Bitiriciliğini 73 yaptık. Hatta pas kaç şu anda? 87 mi? Böyle yapıp böyle bile yapabiliriz. Aynen. Yani kaç olur bilmiyorum takıma koyduğumuzda ama bitiriciliğini bayağı bir 76 yaptık. Güzel oldu. Yani bütün özelliklerine 8 vermiş olduk. Ben bunu kullanırsam zaten ofansif orta sahada kullanırım. Şöyle bakayım 83, 84, 86 şut gücü. Yani göbekte de oynatırız ama daha çok ofansa yakın. Kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu zaten. Son kez şöyle bir değerlendireyim. Falso 86, 83, 84, 86 şut gücü. Aynen. Tamam bu şekilde basalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle bir takıma koyalım. Bir takımda görelim arkadaşlar oyuncularımızı. Yeni oyuncularımızı görelim. Öncelikle Lionel Messi'yi şuraya alalım. Sen böyle şuraya gel bir bakalım. Kral şuraya bir yerleş bakalım. Tamamdır. Alınma sırası yapalım ya. Alınma sırası yapalım. Lautaro Martinez, Osimhen. Osimhen'i biraz dinlendirelim. 97 oldu Lautaro Martinez'de. De Paul. Şimdilik Neymar'ın yerine bir geçsin bakalım. Oyuncumuz 96 oluyor. Ofansif orta sahada 96 oynuyor. Tamam. Depaul da bu şekilde olmuş oldu. Depaul'u yedekleri alacağız ama. Orada şimdi Valverde ile Bellingham'ı şu anda kesebilecek oyunda başka bir göbek oyuncusu olduğunu düşünmüyorum ben. Bellingham'la Valverde oyunun en iyi iki göbek oyuncusu benim gözümde. Onu kesebilecek bir oyuncu var. O da ben Barella veya Kovacic olduğunu düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem arkadaşlar. Sizlerin düşüncesine de tabii ki saygı duyarım ama kadromuzu bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Kylian Mbappe'mizi tekrar yerine alalım. Kadromuz bu şekilde olmuş oldu. As kadromuz bu şekilde kullanacağız. Tabii forvetler değişebilir. Sonu hiç kullanmadık. Bir deneriz arkadaşlar. Tamam. Kadromuz böyle çok güzel oldu. Videomu da burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Güzel bir kadromuz oldu. Yakın zamanda da inşallah Messi'yi deneriz. Messi geleli çok oldu ama Neymar'a biraz bel bağladık. Neymar'ı almak için olmadı. Kendisinden verim alamadık. Lionel Messi'yi o takımımıza takviye etmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.